Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel meclis kürsüsünden seslendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun sözleri üzerine Ayhan Erel, "Aksaray bunu unutmaz, seçim zamanı geldiğinde kimin uzaya gideceği, kimin yaya kalacağı belli olmaz," dedi. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ankara-Niğde Otobanı'nın son bölüm ve bilet gişelerinin açılışı için Aksaray'a gelen Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun "Hızlı treni getirsek uzaya yol istersiniz" sözleri üzerine meclis kürsüsünden sert açıklamalarda bulundu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, 2019 yılı merkez yönetim kesin hesap kanunu teklifi 4. maddesi üzerine partim İYİ Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında üzüntü duyduğum bir konuya değinmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu, Ankara-Niğde otoyolu açılış için dün ilimiz Aksaray'daydı. Aksaraylılar Sayın Bakan'a haklı olarak yıllarca sözünü verdikleri ama bir türlü gerçekleştiremedikleri tren yolunu sordular. Bakan vermiş olduğu sözleri tutamadığı için Aksaraylılardan özür dileyeceği yerde gülerek, hatta dalga geçerek "hızlı treni yaparsak uzaya yol da isteyecekler herhalde" diye kahkahalarla cevap veriyor. El insaf, el vicdan. Aksaray kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye en yüksek desteği veren ilimiz. Ama Aksaray bunu unutmaz. Sayın Bakan'ın bu sözlerini tarihe not olarak düşürdük. Seçim zamanı geldiğinde de kimin uzaya gideceği, kimin yaya kalacağı belli olacak. Bugünlerde hepimize gelen bir selam var. Diyorlar ki bütçe görüşmelerinin yapıldığı şu günlerde evinin bütçesini sağlayamaz duruma gelen taşeronlar olarak sizlere arkadaşlarımızın insanca bir hayat sürmesi için verdikleri mücadele adına selamımı iletmek istemişler. Hastanede yemek yapan, bulaşık yıkayan diğer arkadaşları kadroya geçtiği halde kendisini kadroya geçmeyen, kapsam dışı kalan Fadime bacıdan selam var. Bazı kit çalışmaları kadroya alınırken şeker fabrikasında temizlik görevlisi olarak çalışan ve kadroya alınmama sebebini bir türlü anlatamayan Hüseyin kardeşimizden selam var. Karayollarında makine kullanan, iş bitimi ihalesi usulüyle çalıştığı için kadro alamayan Suat abiden selam var. İl Sağlık Müdürlüğü'nde şoförlü araç kiralama personel olarak çalışan, kadroya geçemeyen Mustafa'nın selamı var. Kısacası tüm güvencesiz, adaletsiz, yarından umutsuz taşeron işçilerinin hepimize selamı var. Devlet tüm kamu alacaklarını yapılandırdığı halde faizinden vazgeçip çiftçiyi geçip bazı kesimleri rahata kavuşturduğu halde çiftçinin feryadına, figanına kayıtsız kalmış ve çiftçinin tarım kredi kooperatifine ve kamu bankalarına olan borçlarını yapılandırmadığı için çile çeken, saçlarında yıldızlar artan çiftçi çapan emminin de selamı var. Bir yıl içinde girdi fiyatları %60 artarken çiğ süt fiyatlarına %20 zam yapılmıştır. Geçen yıl yem fiyatları ortalama 75-85 TL iken bu yıl 110-120 TL olmuş. Et fiyatları geçen yıl 32 lira iken bu sene 33 lira olmuş, yani 1 lira artmış. Yem torbasına gelen zam 40 lira. Ama çiftçiye verilen, sütçüye verilen para belli. Bir köylümüz, çiftçimiz diyor ki bizden şeker pancarını 350 liraya alıyorlar ama posasını bize 350 liraya satıyorlar diyen hemşerim Nusret'ten de selam var.
Emekliler arasında maaş adaletsizliğini gidermek için yapamadığınız intibak düzenlemesi mağduru işçi emeklisi Mahmut abinin selamı var. Bin bir türlü zorlukla üniversiteyi bitiren, iş bulma hayaliyle çalmadık kapı bırakmayan, umutsuzluğun en koyu karanlığında hayallerini, ümitlerini kaybeden yaklaşık 2 milyon üniversite mezunu genç adına Hilal kızımızdan selam var. Madem bana ihtiyaç yoktu, niye devlet beni okuttu? Neden benim en güzel 4 yılımı çaldı, hayallerimi, gençliğimi elimden aldı? Bu saatten sonra ben ne iş yapabilirim? Düşünce yumağında yolunu izini kaybeden tarih öğretmeni Alperen'den selam var. Erkeklerin askerlik borçlanması gibi doğum borçlanması isteyen Emine Hanım'dan selam var. 3600 ek gösterge sözünü verdiğimiz, bu söze güvenerek bir nebze mutlu ettiğiniz öğretmen Zafer Bey'den, polis memuru Fatih kardeşimden, hemşire bacım Zehra'dan, din görevlisi Yasin hocamdan da selam var. Emekli olarak alacağı 3 kuruş emekli maaşına karşılık yine çalışıp 3-5 kuruş daha ilave edip yoksulluk sınırından kurtulmak sevdasıyla yanıp tutuşan EYT'li hemşerimiz Rasim'in de selamı var. Hayvan hakları yasasını bekleyen kuzulardan, kuşlardan, dünyanın en güzel gözlü yaratığı ve arkadaşlarının selamını da unutmayalım. Devlete ait karayolları ve köprülerden oluşan kamu alacakları yapılandırılırken, kamu özel işbirliğiyle yapılan başta Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve diğer yollardan borçlu bulunan insanlar hakkında bir yapılandırma yapılmamasını sindiremeyen, anlam veremeyen şoför Haydar Dayı'dan da selam var. En çok gazi ve şehit veren, 3 ay rapor geçtiğinde sözleşmesi feshedilen, bir türlü kadroları verilmeyen, ordu evlerine arılmayan, ancak hanımı doğum yaptığını raporla ibraz ettiğinde doğum iznine ayrılan uzman çavuşlarımızdan da selam var. Şu günlerde hepimize gelen çok mesaj var. Bunlardan bir tanesi de sayıları 100 bin aşan 30 dalda sağlık teknikerleri var. Bu sağlık teknikerlerine baktığımızda pırıl pırıl 15-18 yaş arasında zeki, çalışkan çocuklar. Anneleri, babaları bunlar bir an önce mesleğe dahil olsunlar, ekmeğini kazansınlar diye bu meslek gruplarına göndermişler. Bunun yanında devletin de teşvikiyle bir yığın özel sağlık meslek liseleri açılmıştı. Burada yetişen gençlerimiz işe alınmamışlar ve kontenjan bekliyorlar. Fizik tedavi teknikerleri var, acil tıp teknisyenleri var, diş teknikerleri var, anestezi var, 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 var. 30 dalda bu insanlar iş bekliyor, aş bekliyor. Yine okullar kapalı olduğu için hiçbir şekilde satış yapamayan kırsasiyeciler, aylardır kontak açamayan servis şoförlerinin selamları var. Yine bu dünyada tek bir şeyi değiştirebilseydin, o şey ne olurdu sorusuna ilk sırada adaletsizlik ve eşitsizlik diyen 24 milyon kişiden biri olan ve kendilerini Z kuşağı olarak isimlendirdiğimiz 19 yaş altı gencimizden biri olan Oğuz Kağan'dan da hepinize selam var. Ankara'da iş kuru önünde hem iş kuyruğuna girip hem de evine ekmek götürmek için evde demlediği çayı satan Mahmut'tan da selam var. Yine kamuda 4A, B, C, D, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli, adını sayamadığımız ve aynı işi yaptıkları halde özlük hakları aynı olmayan kamu çalışanlarının da selamları var. Amatör liderin başlama tarihi belirsizliğini korumasından dolayı 8 aydır ücret alamayan, bebesine süt götüremeyen, alternatif işlere yönelen ama o alanda da iş bulamayan, boyacılık yapan, simit satan amatör futbolcu kardeşlerimizin, gençlerimizin adına da futbolcu Mehmet'in selamı var. Bugüne kadar vergi, SSK gibi devlete karşı tüm görevlerini yerine getiren, getirmediği zaman ihalelere giremeyen, 5
bildiğimiz müteahhitin dışında devlete iş yapan müteahhitlerin kamudan alacaklarının %80'i maalesef ödenmemiştir. Bu müteahhitlerin iş yaptığı illerde kasaplara, akaryakıtçılara, sanayideki esnafa borçlarından dolayı zor durumdadır. İşçi çıkartma yasağı olduğundan dolayı işçilerini çıkaramamış ve maaşlarını ödeyemez hale gelmiştir. Bu insanlar diyor ki 5 müteahhite garantili iş yapan müteahhitlere para varken niye bize para verilmiyor? Bunun merakı içerisindeyiz. Bir selam da çok kıymetli Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'den var. Yüzleşmemiz gereken gerçeklerden biri de asgari ücret konusudur. Çünkü asgari ücret evine ekmek götürmekte zorluk çeken 10 milyondan fazla haneyi ilgilendirir. Çünkü asgari ücret en küçükten en büyüğe bütün şirketlerimizi ilgilendirir. Asgari ücret zor durumda olan esnaflarımızı ilgilendirir. Asgari ücret iş bekleyen 5 milyondan fazla insanımızı ilgilendirir. Kayıt dışında çalışmak zorunda kalan 10 milyona yakın vatandaşımızı ilgilendirir. Mevcut durumda brüt asgari ücret 2943 lira. Sayın Genel Başkanımızın ve partimizin önerisi şudur. Brüt asgari ücret 3000 liraya yükseltilsin. Asgari ücretle çalışanımıza brüt kazancın tamamını ödeyelim. İşverenimiz çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de çalışanlarımızın gelir vergisini ve sosyal güvenlik kurumu primini üstlensin. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline net 3000 lira geçsin. Çok kıymetli AK Partili milletvekili arkadaşlarım, bunlar benim selamım değil, vatandaşın sizlere selam yoluyla iletmek istediği mesajlar. Halkın arasına, halkın içine girdiğinizde gerçekten yani politika üstü bir söylemle sizin yaşadığınız gerçeklerle halkımızın yaşadığı gerçekler maalesef örtüşmüyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Deva Partisi İl Başkanı Necati Coşkuner de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi. Deva Partisi Aksaray İl Başkanı Necati Coşkuner, Ankara Niğde Otoban açılışı için geldiği Aksaray'da hızlı trenle ilgili sözlerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na sert tepki gösterdi. Hızlı tren yolu yapılması için Aksaraylıların yıllardır beklenti içerisinde olduğunu belirten Deva Partisi İl Başkanı Coşkuner, yaptığı açıklamada hizmet mağduru Aksaraylı hemşerilerimin hızlı trenle ilgili talebinin geldiği son nokta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun sözleri oldu. AK Parti iktidarının her seçim döneminde gündeme getirip seçimler bitince unutulan vaatlerinden olan hızlı tren projesi Bakan Kara İsmailoğlu'nun yaptığı alaycı açıklama ile yeniden gündeme geldi. Sayın Bakan kamuoyu huzurunda Aksaraylılardan özür dilemelidir dedi. Aksaray kamuoyunu dikkatli bir şekilde aydınlattığınız için Kanal 68 televizyonuna ben teşekkür ediyorum. Üzücü bir olay yaşadık Aksaraylılar olarak. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın talihsiz bir açıklaması olmuş. Biz de bunu kamuoyundan öğrendik. Gönlümüz isterdi ki en azından hızlı trenden geçtik. Organize'yi Ulukuşta kavşağına, oradan da Mersin Limanı'na bağlayacak yük treninin müjdesini vermesini beklerdik. Çünkü iktidar yani ben bildiğim 10 yıldır Aksaray'a sürekli tren geldi, fizibilite yapıyoruz, yarın getiriyoruz, bir dahaki seçime getiriyoruz gibi vaatlerde bulundu. Ancak bugüne kadar bu gerçekleşmediği gibi Sayın Bakan'ın Aksaraylılarla böyle alay edercesine konuşması Aksaraylılar olarak bizi üzdü. Deva Partisi İl Teşkilatı olarak da Sayın Bakan'ın bu tür talihsiz bir açıklamasını biz kınıyoruz ve Aksaraylılardan özür dilemesini bekliyoruz. Aksaray yatırım beklerken, hizmet beklerken ve Türkiye'de en çok oyu veren herhalde 3. parti ya da 4. il AK Parti'ye oy veren, bunun karşılığında hizmet beklerken
Sayın Bakan'ın açıklaması Aksaray'a çok talihsiz bir şey olmuş. Ha şimdi Niğde Aksaray otobanı Aksaray'a ne kadar faydalı, ne kadar faydalı değil, bu tartışma konusu ayrı tartışılır o. Ama yapılacak bir şey yok. Bu yol artık bitti. Bu yol kullanılmaya başlayacak. Bize de bir faydası olacağını ben zannetmiyorum. Hatta büyük ihtimalle de bizim Aksaray'ımızdan geçen E90 karayolunu trafiğini etkileyeceği için bize de Aksaray olarak zarar vereceğini ben düşünüyorum. Onun haricinde Aksaray yatırım bekliyor. Devlet su işlerinden sorumlu zamanın Bakanı Veysel Eroğlu meydanda Aksaray'a içilebilir su geleceğini taahhüt etti. Fakat yaklaşık 5 yıl geçti. Hala Aksaray'a içilebilir su gelmedi. Bir çalışmada olduğunu ben şu anda zannetmiyorum. Yani buna benzer yatırımlar beklenirken bakanın açıklamasını biz çok talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. Bakan Bey'in Aksaraylılardan özür dilemesini bekliyoruz. Ben buradan Aksaraylı hemşehrilerime şunu söylüyorum. Bu tür şeyler sandıkta hesap sorulur. Ben Aksaraylı hemşehrilerime diyorum ki sizinle tiye geçen, Aksaraylı alay eden, yatırım yapmayan siyasilerden sandıkta hesap sorun diyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bakan Kara İsmailoğlu'na tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bir açıklamada Gelecek Partisi İl Başkanı Muhammed Dilmaç'tan geldi. Gelecek Partisi İl Başkanı Muhammed Dilmaç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun bir vatandaşın sorusu üzerine verdiği yanıtı değerlendirdi. Başkan Dilmaç açıklamasında 18 yıldır Aksaraylı'ya verdiği sözü yerine getirmeyen AK Parti'nin yüzü kızarması gerekirken üstüne üstlük uzaya yol polemiğiyle dalga geçmesi ne kadar ayıp. Bakana bu sözü hatırlatması ve 18 yıl önce verilen sözün yerine getirilmesi için çaba göstermesi gereken AK Partili vekillerin de kahkaha atması ne kadar acı. Aksaray halkı olarak bütün bunlara gereken cezayı vermelisiniz. Aklını başına al Aksaray ifadelerini kullandı. İktidar Partisi'nin bakanları Aksaray'a ne zaman gelse Aksaray'da bir sıkıntı, Aksaray'da bir gaf, Aksaray'da bir hayal kırıklığı oluyor. Otobanla ilgili en son Binali Yıldırım Bey gelmişti. Aksaray otobanınızın temelini atacağız haftaya, hayırlı olsun demişti ve Aksaraylılar çılgın gibi alkışlamıştı. Halbuki temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan otobanın Aksaray'la alakası olmadığını Aksaraylılar biliyor ama AK Partililer sadece gösteriş olsun diye Binali Yıldırım'ı alkışlamışlardı. Geçtiğimiz günlerde yine aynı otobanın aslında adı Ankara Niğde otobanı olan bir otobanın açılışı Aksaray'dan yapıldı. Aksaraylı'nın üzerine basılıp yapıldı. Aksaraylı'nın üstünden yapıldı. Ve bu otoban açılışında da Aksaraylılar haklı olarak kendilerine 17 yıl önce verilen ve her seçimde tekrarlanan tren yolu sözünü bakana hatırlattılar. Bakan Aksaray'ımızda Aksaraylarımıza adeta dalga geçti. Siz uzaya yol da istersiniz dedi. Aksaray Türkiye'de AK Parti'ye verilen oyları bazında ilk 5'e giriyor. Aksaray AK Parti'ye en yüksek oyu verirken gerekirse uzaya yol da isteyecek. Gerekirse uzaya yol da isteyecek. Yapılabiliyorsa Aksaray için iktidarın bunu yapması lazımdı. Bundan sonra ne yapması lazım? Ne yapılması lazım? Aksaraylı oy verirken dikkat etmesi lazım. Kendisini küçümsemeyen, kendisine dalga geçmeyen, verdiği sözleri tutan siyasi partileri desteklemesi lazım. Aksaraylı'nın artık iktidara bir ceza vermesi lazım. Aksaray'ı önemseyen, ciddiye alan siyasi parti liderinin en önemlisi bizim genel başkanımız Sayın Davutoğlu. Bizim genel başkanımız başbakanlığı döneminde kısa da olsa Aksaray'a 2 tane bakanlık, akabinde de bakan yardımcılığı verdi. Onun haricinde Aksaray'a siyasilerden ne bir makam, ne bir mevki, ne de bir hizmet gördük. Sayın Bakan'ın yaptığı çok büyük siyasi bir ayıp. Aksaraylı dalga geçilecek bir halk değil. Bunun
tren yolunun ihalesinin günü verilerek ve o sözde durularak akabinde de Aksaraylı'dan özür dileyerek bunun telafi edilmesi lazım. Aksaraylı da bundan sonra demek ki çok oy vermekle hizmet alınamıyor diye düşünüp bundan sonra vereceği oylara biraz dikkat etmesi lazım. AK Parti Aksaray'da siyasi miadını doldurdu. Zaten bugüne kadar yaptığı gözle görülür bir şey yok. Türkiye'de havaalanı yapılan illere bakıyoruz. Toplam çevre illerle birlikte müşteri sayısını bile karşılayamayacak havaalanları yapıldı. Aksaray'da neredeyse yarısı bitmiş havaalanı iptal edildi. Tren yollarımız bu halde. Rutin yatırımlar haricinde Aksaray için AK Parti özel hiçbir şey yapmadı ama Aksaraylı AK Parti'ye %70'lere yakın bir oy verdi. O yüzden son yapılan gaf da artık tuz biber olsun, Aksaraylı da aklını başına alsın, kendisini ciddiye alacak insanlara oy versin. Koronavirüs tedbirleri kapsamında havaların da soğuması nedeniyle bugünkü cuma namazı camilerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla kapalı spor salonlarında kılındı. Konu üzerine Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller açıklama yaptı. Covid-19 tedbirleri kapsamında havaların da soğuması nedeniyle cuma namazlarında camilerde yoğunluğun önüne geçmek amacıyla Aksaray Spor Salonu ve Dağalgan Spor Salonu'nda cuma namazı eda edildi. Aksaray Belediyesi ekipleri namaz kılınacak spor salonlarının önünde maske dağıttı. Namaz kılmak için spor salonlarına gelen cemaatin ateşi ölçüldü ve dezenfektan kullanarak salonlara girişlerine izin verildi. Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgının yayılma hızının yeniden yükselmesi ve etkilerinin artmaması için havaların da soğumasıyla birlikte cuma namazı kılınabilecek ilave yerler belirlendi. Aksaray Spor Salonu, Dağalgan Spor Salonu ve Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda 18 Aralık 2020'den itibaren cuma namazları kılınabilecek. Kişisel seccade ile gelinmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi önemlidir diye konuştu. Özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde ve kış aylarına girmiş olmamız vesilesiyle cemaatimizin dışarıda cuma namazını kılmada yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifletmek ve camilerimizin içinde sosyal mesafeyi muhafaza edebilmek adına ilk etapta 3 farklı yerde ek cuma namazı kılınabilecek yerlerin tespitini yaptık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle koordinel olarak Sayın Valimizin önderliğinde ilk olarak belirlediğimiz 3 yer 18 Aralık tarihinden itibaren mevcut camilerimize ilave olarak cuma namazı kılınabilecek yerler olarak belirlendi. Bunlar birincisi Dağılgan Spor Salonu, Dağılgan Mahallesi'nde pazar yeri yanında yer alan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ait spor salonu inşallah cuma namazı kılınabilecek şekilde hazır hale getirilecek. İkincisi Aksaray Spor Salonu, bu da Merkez İmam Hatip Lisesi yanında eski futbol sahası olarak tanımlanan yerde cuma namazları kılınabilecek. Üçüncü olarak da Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda. Bu da konum olarak eski Osman Gazi Lisesi'nin bulunduğu yerde. Bu üç yerde inşallah 18 Aralık tarihinden itibaren cemaatimizin kişisel seccadelerini yanlarında getirmeleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları şartıyla cuma namazları kılınabilecektir. İhtiyaç olması durumunda ilerleyen dönemde yeni yerlerde inşallah cuma namazı kılabilmek için uygun hale getirilecektir. Aksaray Manavlar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt ve mahalle pazarlarının işleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Aksaray Manavlar, Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal, koronavirüs tedbirleri kapsamında il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ve semt pazarlarının hangi günlerde kurulacağı hakkında bilgiler verdi. İl, ilçe ve beldelerdeki semt pazarı kurulumlarını ayrıntılarıyla açıklayan Başkan Yeşildal, Perşembe pazarının son durumu hakkında da açıklamalar yaptı. Sona yaklaşılan Perşembe pazarı yapımında çalışmalar devam ederken esnaf ve vatandaşlar kısa sürede Perşembe pazarına kavuşacak.
Pandemi dolayısıyla zabıta müdürlüğümüz, belediye başkan yardımcımız Tayfun Çelik, Tayfun Çelik'in belediye başkanımıza arz etmesiyle beraber cumartesi günleri kurulan pazarımız cuma günleri, ikinci bir duyuruya kadar cuma günleri kurulacaktır. Cuma günü aynı zamanda Hassas Mahallesi'nde, Sultan Hanım'da, Büyükbelecek Mahallesi cumartesi günü kurulan pazarımız cuma günü kuruluyor. Helvedere kasabamızda, Karkın Köyü'nde, Yenikent Amarat'ta ve Doğan Tarla'da da cuma günleri Aksaray'ın içerisinde, şehir merkezindeki köy ve kasabalarında da pazarlarımız kurulmaktadır. İkinci bir duyuruya kadar pazarlar bu şekilde devam edecek. Bütün il ve il genelindeki ilçe ve kasabalarımızda da bu konuyla ilgili önlemlerimizi aldık. Pazartesi günleri Coğlak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Demirci Köyü ve Yeşiltepe Kırgıl'da kurulmaktadır. Salı günü Salı Semt Pazarımızda ve Canlı Hayvan Pazarında da zebze meyve pazarımız oraya da kurulmaktadır. Çarşamba günü Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsaları, Kurtuluş Mahallesi, Toki Cumhuriyet Mahallesi, Ağaçören'de, Altınkaya Çardak'ta ve Acıpınar Köyü'nde kurulmaktadır. Perşembe günü kurulan pazarlarımız Eskil, Ortaköy, Gülağaç, Yeşilova. Perşembe gününü buradan Yeşilova'ya ve diğer ilçelere, illere dağıttık. Cuma gününde Sultan Hanım'ımız var. Nakkaş Mahallesi'nde kuruluyor cuma pazar aynı zamanda. Büyükbelecek Mahallesi'nde, Helvadere Kasabası'nda, Karkın Köyü'nde, Yenikent Amarat'ta ve Doğan Tarla'da kurulmaktadır. Yani Perşembe pazarımız bitmek üzere. Sayın Belediye Başkanımız da bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Oranın altyapı sorunu bitmek üzere. Şimdi hem pazarcı esnafı hem de gelen vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için lavabolara ihtiyacımız var. Tuvaletlerimizin yapımını müteakip inşallah çizgilerini de çizdikten sonra numaralarını vurduktan sonra belediyemiz tarafından kura yöntemiyle dağıtılacaktır. Bugün 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü. Aksaray Göç İdaresi Müdürü Mehmet Servet Yelken günün anlam ve önemine istinaden açıklamalarda bulundu. Her yıl 18 Aralık günü dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların haklarının tanınması, göçmenlerin yaşadıkları sorunlar konusunda farkındalık oluşturulması, insan ticareti mağdurları ile zorlu koşullarda göç ederken kaybolan ya da hayatını kaybeden insanların anılması amacıyla Uluslararası Göçmenler Günü kutlanıyor. Aksaray Göç İdaresi Müdürlüğü karşılıklı uyuma katkı sunmak amacıyla her 18 Aralık günü geniş katılımlı etkinlikler yapıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle kutlama etkinlikleri yapılamasa da İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Servet Yelken, televizyonumuz aracılığı ile tüm göçmenlerin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutladı. Bugün 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü. Her yıl 18 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü, dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların haklarının tanınması, göçmenlerin yaşadıkları sorunlar konusunda farkındalık oluşturulması, İnsan ticareti mağdurları ile zorlu koşullarda göç eden, hayatını kaybeden, kaybolan insanların anılması amacıyla kutlanmaktadır her yıl. İl müdürümüz göçmenlerin toplumları zenginleştiren bir olgu olmasına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve karşılıklı uyuma katkı sunmak amacıyla her yıl 18 Aralık'ta geniş katılımlı etkinlikler yapmış ve ilimizde yaşayan göçmenleri coşkuyla 18 Aralık'ı kutlamıştır. Bu yıl yaşamış olduğumuz pandemi sebebiyle 18 Aralık kutlaması yapamadığımızı üzüntüyle belirtmek istiyorum. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü içtenlikle kutluyorum. Sağlıkla kalmalarını temenni ediyorum. Kısaca toplumsal kabul olarak ifade edilen uyum ve ev sahibi toplum ile göçmenler arasında iki yönlü aktif bir iletişim sağlayarak gönüllülük temelinde birbirlerini anlamalarıyla ortaya çıkan bir harmonizasyondur. Dünyanın en önemli göç rotasından biri olan ülkemiz 192 farklı milletten göçmenlere ev sahibi yapmaktadır. Türkiye göç ve uyum politikalarında göçmen odaklı bir yaklaşım benimsemiş, her göç bir insan, her insan bir göç şeklindeki yaklaşımlarda da yüzyıllardır var olan göç hareketlinin bitmeyeceğini, herkesin bir göç hikayesinin olduğunu veya olabileceğini gerçeği unutmadan karşılıklı uyumu kolaylaştırarak faaliyetler yürütmektedir. Bu vesileyle 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü tekrardan kutluyorum. Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde tartışan iki cezaevi arkadaşının kavgası kanlı bitti. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Cezaevinden tahliye olan S.S. akşam saatlerinde evine giderken iddiaya göre cezaevinde birlikte kaldığı U.D. ile karşılaştı.
Aralarında bilinmeyen bir nedenden tartışan iki cezaevi arkadaşının tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken UD belinde taşıdığı bıçağı çıkararak SS'yi baldırından bıçakladı. Ardından olay yerine 112 acil çağrı merkezi ekipleri geldi. Olayı gerçekleştiren UD o sırada kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı SS olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan SS'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis kaçan şüphelinin peşinde. Yeni Sanayi Mahallesi'nde tamire bırakılan otomobili soyarken suçüstü yakalandı. Hırsızlık yapan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeni Sanayi Mahallesi 2008. sokakta bulunan bir tamirhane önünde meydana gelen olayda kendisine ait 68 ABU 414 plakalı otomobille tamirhane önüne gelen Ali Rıza A. tamir için tamirhaneye bırakılan park halindeki 68 AR 794 plakalı otomobilin camını kırarak kapısını açtı. Araçtan içeri girerek bir şeyler çalmaya çalışan hırsızı fark eden bir esnaf durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahsı elinde bulunan tornavida ve kerpetenle araç içi aydınlatmasını sökerken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aksaray-Konya Karayolu Sultanahmet mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya istikametinden Aksaray istikametine giden ME idaresindeki 42 AP986 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan ED yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2020 yılının bitmesine sayılı günler kala toplum olarak yeni yılda bizleri neler bekliyor diye düşünmeye başladık. Peki Aksaray halkı konuyla ilgili neler düşünüyor? 2021 yılından beklentileri neler? Haberimizde izleyelim. Başladığı günden beri üzerimizde kara bulut gibi gezen 2020 yılı ardı arkası kesilmeyen hadiseleriyle hepimizi bir hayli üzdü. Haliyle bu yıldan umudu kesenler 2021'i değişim, yenilik yılı olarak kucaklamayı umuyorlar. Ama 2021 gerçekten de bir devrin sonu, yeni dünyanın başlangıcı mı olacak? Aksaray halkına mikrofonlarımızı uzattık ve 2021 yılından beklentileriniz neler diye sorduk. İşte cevaplar. 2021'den beklentiniz nedir? 2020 iyi geçmedi. 2021'in iyi geçmesini isteriz. Sağlıklı, sıhhatli. Tabii ki sağlıklı, sıhhatli. 2020 vallahi savaşıydı, şuydu, buydu. Hiç düzgün geçmedi. Hastalığıydı, virüsüydü. Durum böyle. 2021'den beklentiniz nedir? Vallahi Cenab-ı Allah'tan ümmet-i Müslüman iyiliği, sağlığı başka bir şey değil. 2021'den beklentiniz nedir? Yaşamamak. 2021'den beklentiniz nedir? Hiçbir şey beklemiyorum. 2021'den beklentiniz nedir? Hiçbir şey. Neden? Bu sene hiçbir şey olmadı. 2021'de de bir şey beklemiyor. 2021'den beklentiniz nedir? Yani aniden sordunuz, şu anda biraz düşünmüyorum lazım herhalde. Yani çok bir beklentim yok yani. Sağlık. Başka da yok. 2021'den beklentiniz nedir? Virüsün bitmesi. Teşekkür ederiz. 2021'den beklentiniz nelerdir? Şu hastalığın gitmesini istiyoruz. Hastalıktan iyice içtik. Soğuduk. Tedirginiz. 2021'den beklentiniz nedir? Valla 2021'den hiçbir beklentim yok. Neden? Valla her şey ortada, yani göründüğü gibi. Merhaba. 2021'den beklentiniz nedir? Hayırlı, mutlu, sağlıklı, sıhhatli
yıllar olur inşallah bütün memleketimize. Ben yurt dışında kalıyorum, tatile geldim. İnşallah şu hastalıktan bir an önce kurtuluruz. Temennilerim hayırlı bir yıl olur inşallah. Cenab-ı Allah bir an önce şu hastalığı def eder. Ülke olarak kurtuluruz. Teşekkür ederiz. 2020 yılı gerçekten tüm dünya için biraz sıkıntılı geçti. İnşallah bu hastalıktan bütün insanlık kurtulur. Yani 2021'de bu hastalığın bir çaresinin bulunup kurtulmasını bekliyoruz. Yani bütün insanlara sağlık, mutluluk, huzur getirmesini dilerim inşallah. 2021 yılından beklentiniz nelerdir? Bir beklentim yok. Neden? Yok. 2021 yılından beklentiniz nedir? İnşallah iyi olur. Daha bir iyi yıla gireriz. Her şey düşer. Yapacağım böyle bir. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İyi günler. Bir yılından beklentiniz nedir? 2021'de şey bitecek, virüs bitecek. İnşallah. Bitecek. Zaten virüs bir şeydi, biyolojik savaşıydı zaten. Çin'in Amerika'nın çağırdığı biyolojik savaşıydı. O virüs bitecek. Teşekkür ederiz. Beklentiniz nedir? Sağlık en başta, virüs bitsin isteriz en baş. Bu kadar. Siz? Aynen. İş güç isteriz. Her şeyin ucuzlaması. He. 2020 iyi gelmedi yani, hiç kimseye iyi gelmedi. İnşallah 2021 iyi gelir. 2021 yılından beklentin nedir? Bir şey yok yani. Hiç beklentin yok mu? Gençsin sen ya. Ne beklentin var acaba? Yani üniversiteye diyeceğim, inşallah üniversiteler açılır. Teşekkür ederiz. 2021 yılından beklentiniz nedir? Virüsün kalkması. 2021 yılından beklentiniz nedir? Sağlık, sıhhat. 2021 yılından beklentiniz nedir? Şu anda düşünmüyorum öyle bir şey. 2021 yılından beklentin nedir ablacığım? Beklendim, millet ağaç onu bekliyorum ben. Yani doymasını bekliyoruz. Doymasını bekliyorum. Siz? Vallahi ben Allah inşallah iyi olsun, iyi günler dilerik. Yani Türkiye'nin Allah işi çok zor. Ben dün televizyonda virüs var bir yandan. Evet. Para sorunu var bir yandan. Devlet her yandan sardılar bir yandan. Allah inşallah Müslümanların işini rast getirir. 2021 yılından beklentiniz nedir? Beklentimiz güzel bir şeyler olsun istiyoruz. Hastalıktan şeyden hiç kurtulamadık. İyi olmasını bekliyoruz. İyi geçmesini bekliyoruz. Bu kadar. 2021 yılından beklentiniz nedir? Vallahi önce sağlık. Sağlıktan içerisi yalan. Çünkü 2020 gördünüz. Hastalıklar, depremler. Felaket bir yıldır yani. İnşallah 2021 sağlıklı, huzurlu şerefliyiz. Allah'tan yani. Hakkında. 2021 yılından beklentiniz nedir? Vallahi 2021'de beklentimiz sağlıktır yani. 2020 çok kötü oldu bütün dünya için. İnşallah 2020 ekonomik olarak, sağlık olarak inşallah düzelir. Bu pandemi de insanların başından gider yani. İnşallah, teşekkür ederim. En büyük beklentimiz budur yani. İnsanların dengesi bozuldu yani. 2021 yılından beklentiniz nedir? Yok. Genç lazım. 2021 yılından beklentim nedir? 2021 yılından beklentim virüsün bitmesi, herkesin sağlıklı bir şekilde yaşantısına devam etmesi. Merhaba. 2021 yılından beklentiniz nedir? 2021 yılından beklentim milletin huzur ve refahı, geliri yüksek olması. Millet çok sıkıntılı. Yani geçim sıkıntısı var millette. Beklentim bunlar. 2021 yılından beklentin nedir? Bir şey yok. Senin teyzem. Benim mi? Senin. Allah'a güvenirim, sığınırım Mevla'ya. Benim oğlum içeride o çıksın. Devlete de zaval vermesin. Millete de vermesin. Sağlık sıhhat dilerim. 2021 yılından beklentin nedir? Bilmiyorum. Koronanın bitmesini bekliyoruz. İnşallah bu hastalıktan kurtuluruz. Allah'ım bize şifalar verir. Teşekkür ederim. Gitsin, gitsin ya. Korona istemiyoruz artık. 2021 yılından beklentiniz nedir? Vallahi 2021 yılından bekliyoruz. Hani belki biz kuramayız, çocuklarımız kuracak da. Cumhurbaşkanımız 23 diye kemerlerimizi sıkıyoruz. Artık ne olacaksa yeraltı madenler mi var? Artık ne var? Türkiye o zaman kurtulacak sözde. Ama 23 gelip de bu işleri de yapmazsa demek hepsi yalanmış. Şimdi ekranlarınızda ekonomi gündemi.
Sırada hava durumu var efendim. Efendim bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.